Öyle bir tezgah var. Askıdakiler farklı fiyat oluyor. Yerdekiler 50 TL diyor bakın. Guns N' Roses seven varsa, Jaws, Levi sevenler. Şu Muhammed Ali mi? Boksör. Muhammed Ali. Neydi onun sloganı? Şeydi, bir dakika. Kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım diyordu galiba. North Face'ler ve Dust'ler bakın. Şunları sordum biraz önce. 300 TL dediler. Bunlar güzelmiş arkadaşlar. Bakın bayağı uzun. Şu Teddy gibi olanlar var ya. Peluş, montlar, kabanlar. Kızlar seviyor bunları. 300 TL diyorlar. Gelip alın buradan. 300 TL. Bakın bunda large diyor mesela. Şunda ne diyormuş? Bakayım. Bunda medium diyor galiba. Bu mediummuş. Başka şey bedenleri var burada. Bir de şöyle var bakın. 300 TL bayağı uzun. Aynı olsa gösterdim ama yok. Maalesef. Şöyle yelek de var bakın. Şöyle North Face'ler falan filan. Essentials diyor. Bu güzelmiş. Dokusu çok güzel. Kolları da Soul Leader'ı bakın. Erkekler için güzel bence. Beğendim bunu. Şu gri de fena değil. Givenchy yazıyor etiketinde. Şunu düzeltelim de kızmasınlar. Sonra esnafın düzenini bozmayalım. Bakın Louis Vuitton var böyle. Markacı erkekler için. Flok baskı yapmışlar. Şöyle kadife gibi olunca flok baskı diyoruz. Aa, bu çok iyiymiş. Prada yazıyor ama baksanıza bayağı iyi yapmışlar. Biraz fışırdıyor yalnız. Ay, tutamadım. Güzelmiş bu erkek için. Bunlar da fiyat yazmıyor arkadaşlar. Louis Vuitton var. Markacılar için. Bakın medium diyor. Kapüşonlu hoodie. Şöyle Prada var. Açık yeşil, haki yeşil ya da nefti yeşil diyebiliriz. Bu da güzelmiş. Marka sevenler için iyi yani Louis Vuitton. İçi böyle bakın. Çift katlı gibi. Şöyle var. Prada yine. Bu da erkekler için güzel bence. Fena yapmamışlar yani. Güzel duruyor. Balmain var burada. Dolce Gabbana falan filan. Burada yine Louis Vuitton var. Bunları kadınlar da erkekler de giyebilir bu arada. Marka seven herkes giyebilir. Şöyle sade şeyler de var bakın. Bu bayağı sade. Fena değilmiş. Şöyle diyorum var. Buraya dönelim. Ha, şunu daha önce görmüştük değil mi, timsahlı olan? Şurası kafama inmez inşallah. Çok garip bir yerdeyim. Bakar mısınız, kafam üstünde şöyle bir paslı şey var, koca bir inşaat şeyi. Aa, bu Humen markasının bakın. Bu erkek için koleksiyonu. Şöyle kargo cepli pantolonları var ama cebine böyle bir değişik detay yapmışlar, kemer takısı gibi. Bilmiyorum, böyle bir şey giyer misiniz? Buradan da göstereyim. Tezgah 200 TL diyor buraya bakın. Yani şu gördükleriniz, biraz önce gösterdiğim falan 200 TL diyor. Böyle kolej ceketleri var. 200 TL hepsi. 200-200. Şişirmiş aslında ya. Ama erkek için yazıyor. Alsam mı diye düşünmedim diye. Çünkü B harfi var ya şuradaki. Bayağı kadın renkleri ve tatlılığı yapmışlar ama erkek içinmiş. Bilmiyorum. Bakabilirsiniz. Bu dalgıç kumaş gibi bunun kumaşı. Arkası da böyle. Yo, bu önü. Neymiş etiketi bakayım. Sürekli dışarıdan bir ses geliyor. Dolce Gabbana yazıyor. 1200 dolar yazıyor. Böyle değişik ama biraz buruşuk gibi. Bilemedim. Bilemedim arkadaşlar. Bir bilsen diye. Şöyle 13 numaranın uğursuzluğuna hiç inanmam bakın. Bana hep uğur getirmiştir. Bu da bu Humen markasının medium, böyle bir şey. 200 lira yine. Kolunda da böyle B yazıyor. Ha, bu Humen olduğu için mi B yazıyor bunların hepsinde? Vallahi şanslıyım. B harfiyle başladığı için ismim Beril. B'leri seviyorum. Aa, North Face short hiç görmemiştim bakın. North Face short erkekler için. Mor. Alın şimdiden, yazın baharda giyersiniz. 200 TL iyi bence. Yukarıdan da biraz göstereyim. Şöyle. Yavaş yavaş. Jaws eskiden ne izlerdik çocukken? Çok seçeneğimiz yok. Şu da mesela gençlerin beğeneceği gibi model. Daha önce size onu nerede göstermiştim ya? Aa, bu şeydi, çok pahalıydı, hatırladım. Beşiktaş pazarında. Dünya böyle satıyorlardı orada. Bakın biraz önce gösterdiğim şeyler vardı ya, 300 TL olanlar. 300 TL. Bunlar güzel bayağı arkadaşlar. Bak, bu uzunlukta değil ve bu yumuşaklıkta değil, daha önce pazarda gördüklerim. Bakabilirsiniz buraya. Burada böyle şeyler var. Bu arada gezenlere de göstermemeye çalışıyorum. O yüzden yukarıdan tutuyorum biraz. Arap turistler falan geçiyor.
Onları da göstermiyorum videoda. Bakın şunun takımı varmış. Timsahlı olan F harfi var ya. Bu hangi markanın acaba? Bunu bilen varsa yazsın. Şurada defosu varmış hemen. Tabii ki gördüm. Eagle Eye gözlerimle. Kartal gibi görürüm hemen. Ya da Eye of the Tiger'da olabilir. Bakın şöyle. Pink Floyd sevenler için şurada. Guns N' Roses var. AC/DC var. Böyle müzik gruplarının şeyler de var. Şu anda moda olduğu için başka şeylerde, markalarda falan. Bakın böyle kadife fitili pantolonlar da var. Bu güzelmiş. Erkek için herhalde bu. Erkek kalıbı. Koyu yeşil. Güzelmiş valla. Fiyat... Ha tamam. Çekmeyelim. Şöyle şurada kapatayım arkadaşlar. Tekrar görüşürüz. Evet. Biraz önce yeşil bir tane kadife fitili bakıyordum ya arkadaşlar. Markası Gant'mış. Orijinal ürünmüş. 100 TL'ymiş. O yüzden... Çekime izin vermiyorlarmış. Orijinal marka ürünü olduğu için sorun oluyormuş daha sonra. Çaktırmayın. Bunu duymadınız benden. 100 TL çok iyi vallahi öyle kadife fitilli için ama tek bir tane vardı. Başka rengini de görmedim, bedenini de görmedim. Burada 50 TL diyor bu kampanyaya. İçerideyim şu anda. AC/DC giriş katı. Guns N' Roses, Jaws var, kuru kafa var böyle. Böyle böyle ürünler. Biz çarşı açılmıştı diyor. Buranın üst katı mı açılmış? Şurada Pikachu var bakın. Tezgah 20 TL ödüyor. Burada çocuk ürünleri oluyor güzel. Daha öncesi şey fotoğraflarını çekmiştim. Üst katta da böyle bakın açılmış. Daha önce yoktu galiba. Üst katta da kapalı mıydı? Neydi hatırlamıyorum. O da olabilir. Her şey mümkün. Böyle böyle şeyler var bakın. Vuittonlar, Chanel'ler. Christian Dior. Böyle şeyler var. Bakın yağmurluk arıyorsanız fışır fışır. Fıştır fıştır yağmurluklar. Fıştır fıştır yağmurluklar. Vuitton sevenler. Ha, şu ilginçmiş bakın. Philipp Klein bu Alman moda tasarımcısı. Onun arkasında da yazıyor. Lumberjack yazıyor bunda. Falan filan. Şu Off-White güzel bence şeyle. Altta mor bir tane tayt ya da mavi çok güzel olur. Burada Penny 100 diyor. Şunlar herhalde. Bunlar da marka yine. Bakın şöyle değişik bir elbise varmış. Kumaşı böyle biraz dalgıç kumaşa benziyor. Kırmızı şu. Böyle şeyler var bakın. Burada Nike Air diyor. Böyle Polar. Columbia. Yani böyle %200'de rahat böyle sweatshirt, hoodie falan bulabilirsiniz burada. Erkeklere söylüyorum. Kadınlar da bulabilir tabii. Aşağı yukarı fiyatlar öyle. 100-150-200. Bunlar da güzelmiş bu arada. Yumuşacık görünüyor. Şöyle Champion diye var. Bakın böyle anorak montlar var. Şurada Prada yazıyor kırmızıda. Şunlar çok moda zaten biliyorsunuz her yerde var. Böyle renk bloklu da var bakın. Güzelmiş fermuarlı bu. Burada 100 TL diyor. Böyle bir yer. Reyka trikolar falan var. Aa bu güzelmiş. Aşk demek bu. Amor. Burası da 60 TL diyor bakın. Şurayı çekebilir miyim sonra olur mu? Çekeyim mi? Teşekkürler. Ya bazıları şey yapıyor da çektirmiyor. Burası çok sıkışık ama ya gelmiyor ürünler. Şöyle bir şey var bakın turunculu moruncula. Böyle Gucci'nin GS'ye benziyor. Böyle bir şey var. Şuna bakalım çıkmıyor orada. Böyle hırkalar, kazaklar falan filan var arkadaşlar burada. Tommy diyor bakın. Tommy Hilfiger. Böyle bir şeyler. Şuraya bakalım. Bu böyle şort gibi. Triko ama şey kumaşı çok güzelmiş. Burada da böyle kısa kısa peluşlar var bakın. Montlar. Uzunlar da güzel var. Yumuşacık. Yumuşacık. Siyah falan da var şurada. Kremi bu. Daha kısası da var bakın. Bu daha kısa mesela. Bu daha uzunu. Bayağı uzun bunlar. Şöyle kısa gençlerin seveceği gibi modlar falan var. Böyle şeyler var. Açık yeşil bu. Grims bir yeşil. Pek belli olmuyor videoda. Şöyle bakın. Uzun anorak mont arıyorsanız yeşiller falan var. Maviler. Şöyle bir şey var. Kapüşonu böyle şeyli kürklü. Şu kısalar falan var. Bunlar zaten çok moda biliyorsunuz. Her yerde size söylüyorum. Ben de beğeniyorum yani güzel olanlarına. Prestijli olanlarına. Şöyle trench coat gibi, yağmurluk gibi olanlardan var. Böyle hazır kombinli ürünler var bakın.
kolyesiyle, tişörtüyle kombinlemişler. Bu müziğin telif hakkı yoktur inşallah. Ben görüyorum, bugün çalıyorum. Bakayım, ben de buradayım. Aa, şu güzelmiş bakın. Sırtında böyle işlemesi var. Taşlı taşlı. Bunları da beğenebilirler yani. Ama bu daha büyük yaş grubuna hitap ediyor bence. Şunu gençler giyer de böyle kot pantolonların üzerine falan tatlı olur bence. Şu işlemeli taşlı tuşlu gömleklerden var burada. Ben bunları beğeniyorum aslında. Güzel duruyor bence. Havalı parçalar. Ama almadım bugüne kadar. Şöyle bir takım var mesela. Fiyatları göremiyoruz arkadaşlar. Hepsini tek tek sorarsam şimdi adam kızar. Çünkü şey ne denir? Almıyoruz ya, sonra kızıyorlar. Bakın böyle bir parça var. Mermer desenli. Bu bir yerden tanıdık geliyor bana ya. Hangi markanın da acaba? Etiketine bakayım. Bir şey yazıyor muymuş? Ne diyor? Diane Moore diyor. Bilemedim. Ama bir tanıdık geldi. Sanki daha önce görmüş müydüm acaba? Şöyle bir şey var. Böyle bakın, güzelmiş bu. Şöyle kapüşonu var. Kürklü kapüşonu, içi miflon. Tatlı bir parça. Bunu bir denemiş galiba. Ön açık siyah da var bunun. Şöyle lacivert bir mont var. Buraya bakalım. Şöyle baharlık... ne denir? Tril tril gömleklerden var. Bu değişikmiş mesela. Keten pantolonların üzerine güzel olur. Bu renk böyle bir keten pantolonla falan gelmiyor. Gelmiyordu. Takıldı. Gelecek şimdi. Evet, değişik bir parça bakın. Kot şortların, kot pantolonların üzerine güzel olur bence. Şu detayları şirinmiş. Böyle bir markası var. Tatlı bence. Şuraya assak sorun olur mu acaba? Bu burada kalsın, belki satılır. Şöyle şeyler, kot ceketler var. O kadar sıkışık ki burası, gelmiyor şeylerin. Bakın böyle bir şey ne yazıyor? Large bedenmiş. Yırtıklı seviyorsanız. Yırtıklı yırtıklı, kolları da yırtıklı. Bayağı yırtıklı yani. Paramparça. Teoman'dan gelsin paramparça şarkısı. Bunu yerine sıkamadık. Şu anda pasaj bayağı boş bu arada. İnsanlar korkuyor mu acaba, gelmiyor şeyden dolayı? 2-3 Şubat'ta terör saldırısı olabilir demişler İstiklal Caddesi'nde. O yüzden korkup gelmiyor olabilirler. Bu tatlıymış bakın. Prim merkezi etiketinde. Small diyor. Ne kadar acaba bu? Onu sorsak iyi olurdu aslında. Şuradan devam edelim. Şöyle zebra desenli bir şey var bakın. Ay ay. Böyle bir şey. Şöyle baykuşlar var. Şey diyor, şöyle şirin, taşlı taşlı bir model var. Bunların kolyeleri de güzelmiş bu arada. Ahşap gibi boncuklu oluyor, küçük küçük. Renk kombinleri bak. Bunun içinde ne var böyle ya? Ha, delikliymiş. İçindeki gömlek şey parlıyormuş. Ben de bir şey parlıyor zannettim, altında plexi gibi. Şöyle sarı siyah bir şey var. Taşlı tuşlu. Bakın bunlar Zara'da falan da moda, böyle modeller. Böyle bir şey yazıyor. Zara'da dünyanın parasını vermeyeyim bence böyle bir şey. Şunun fiyatı sorsak. Aa, bundan da var bakın. Şu pazarlarda görüyoruz ya, şu modeli beyazı falan da oluyor. Ondan var. Heh, burada da beyazı. Şunlar ne kadar acaba? 250'ymiş. Güzel bence. Şunu da sorayım ya. Şunu merak ettim. Şu hırka ne kadar acaba? Başka bir şeyle ilgileniyor şu anda. Hırkayı göstereyim size o sırada. Bakın bayağı uzun böyle. İspanyol paça kot pantolonlarla güzel olur. Bu hırka ne kadar acaba şu? 150. Aa, iyiymiş. Bayağı iyi. Çok iyi arkadaşlar, 150. Çünkü bayağı uzun yani. Çok havalı bir parça. Bakın buraya arkadaşlar. Şöyle bakın, bir yer burası. Pardon. Buyurun. Güzel şeyler var bakın. Valla o hırka 150'ye bedava arkadaşlar. Bakın ben canım. Dışarıdan da gösteriyorum size şu anda. Tekrar. Buraları çekmiş miydik biraz önce? Şu şirinmiş bakın. İşlemeleri tatlıymış. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Bunlar da işe gidenlere falan güzel olabilir. Süslü püslü olan kadınlar için. Bu da yine aynı mağazanın devamında. Güzelmiş. Tavus kuşları var. Tatlı. Böyle nasılmış? Öyle de böyle. Şey gibi, kimono ceket gibi. Siyah da varmış bakın şurada. O da güzelmiş. Şöyle göstereyim. Gösteremedi. Bak,
bakayım. Şöyle görünüyor mu arada? Çok tatlıymış. Aa, onun siklemeni de var yukarıda. Çok güzelmiş. Bunlar ne kadar acaba ya? Isırıldım. Şu tavus kuşlular ne kadar? 600'miş arkadaşlar. Biz şu an. Ama güzelmiş ya. Şuna bayıldım. Şu renk. Çok güzel. Beyazda o kadar göstermiyor da bence kontrast olduğu için şeyler, nakışlı işlemeler, şey koyu renklerde daha iyidir. Santis TL diyor burada. O mağaza güzeldi. Bakın arkadaşlar oraya. 600 TL'niz varsa o tavus kuşlu olan kimono ceket gibi olanı da alın bence. 150'ye de orkayı kaçırmayın. Bunlar da böyle. Bakın kapalıların tercih edebileceği gibi şeyler var ama paça boyu kısaymış. Altın uzun çizmelerle belki olabilir. Ya da boyu kısa olanları belki çok uzun çizme gerekmez botlarla da olabilir. Fena değilmiş bunlar. Şunları Araplar da beğenir bence oraları. Söyleyemedim. Aa, bunlar güzel bakın. Keten takımlar. Bakırköy pazarında görmüştük bunları en son. Bakın fıstık yeşili var. Ben de fıstık yeşiline taktım bu arada. Çok seviyorum. Neon yeşili de diyebiliriz. Ha bakın şu biraz önce tavus kuşlu model vardı ya. Onu buraya da şey yapmışlar. Burası da mı onların acaba? Bayağı güzelmiş. Bu pantolonu takılmış bakın böyle. Ama takım olarak 600 olduğunu zannetmiyorum. Aa, koluna da yapmışlar. Çok güzelmiş. Bakar mısınız işçiliğe? Çok güzelmiş. Burası sizin değil tabii değil mi burası? Ne kadar acaba? Çok merak ettim şu anda. Şu takım da güzelmiş bakın. Denim gömlek üzerine yapmışlar işlemelerini. Orta yaş kadınlara güzel olur bence. Beğendim. Bir fiyatlarını soralım. Nerede o çocuk? Ha, dışarı gitmiş ya. Göremedim. Şu anda şunda ne yazıyor? 950 mi? 950 TL yazıyor. Bakın böyle bir trench coat modeli. Ama şey suni deri. Krem rengi. Güzelmiş. Şöyle kemeri de var bakın. Belli. Güzelmiş 950. Böyle bir şey için. Çünkü bayağı uzun bakın. Böyle kot. Denim pantolonlar da var. Dilvin diyor valla. Fiyat göremedim ama bakın değişikmiş. Kocaman bir fermuarı, bir sürü kapaması var. Değişik model ama bunda 400 yazıyor. Aynısı bu. Evet 400'müş bu arkadaşlar. Şunda ne kadar yazıyor bakalım. İyi olmuş bunları fiyat yazmaları. Etek ucu izli maxi boy etek diyor. Ha, bu etekmiş. Kapalılar için olabilir bakalım. Öğrenemedik fiyatı. Geliyor, gelemedi. Yazmıyormuş. ama orta sirtmaç şeymiş. Bilmiyorum böyle giyermişsiniz. Şurada asılıymış zaten bunlar biraz önce. Bunlara baktık mı biz biraz önce? Yazıyormuş 650 diye ama takım olarak değildir sanmıyorum. Ha evet 6'da farklı fiyat 500. Öğrendik arkadaşlar. 500 alt, 650 üst. 150'ye geliyor yani. Şu da güzelmiş bu arada. Orta yaşa. Nerede kapatayım? Şu tavus kuşunda kapatalım o zaman. Sonra tekrar açarım başka ürünlerde. Burası güzel bakın arkadaşlar. Böyle bir mağaza. Kaçırmayın burayı. Ha, iki mağazada da aynı ürünler satıyorlar. İkisi de onlar mı acaba? Şurada kapatıp tekrar açacağım. Alt katta açacağım. Yine pasajın girişi şurası arkadaşlar. Bakın şuradan giriyorsunuz ya. İçeri girince böyle kanken çantaların olduğu. Küçükler de burada bakın. Kankenciler. Güzel bence bu çantalar havalı duruyor ama burası biraz pahalı. Daha önce fiyat sormuştum bu arada. Buyurun. Kolay gelsin. Burada bereler mereler var. Bakın şu kepleri ben çok seviyorum. Çok güzel duruyor. Bunları her yerde genellikle 100 TL diyorlar arkadaşlar. Vizon rengi var. Krem rengi var bakın. Güzel bunlar bayağı ama pahalı. Şunların fiyatına bakayım dedim. 35 dolar yazıyor üzerinde. orijinal fiyatları vardı. Bakın kanken çantaların bir sürü rengi var böyle. Okula okula takıyorlar. Lise öğrencileri, üniversite öğrencileri renk renk takıyorlar. Bakın bir de böylesi varmış. Bunda 300 TL diyor mesela. Fena değil. Şu rengi daha güzelmiş ama. Pudra gibi. Bunlar ne ki böyle? Böyle Amerikana yazan şeyler var. North Face sevenler için North Face bere. Böyle katlamalı bereler. Erkeklere de olur bunlar. Tommy Hilfiger falan diyor. Adidaslar. LA diyor. Los Angeles. Güzelmiş bakın erkek için.
trenç kotlarla, parkalarla falan çok hoş olur. Bu da fena değil gibi yani. Bu daha genç işi. Bu daha böyle kamp yapanların falan kullanabileceği gibi bir şey. Bu değişikmiş. 320 TL diyor. Bunun renkleri de var bakın. İçi dolu olmayan hali daha güzelmiş. Siyah var, kahverengisi var, yeşil var. Şöyle bir, şimdi ne oluyor? Vizyon, gri, siyah, bağırış çağırış. Böyle bir mint rengi var, kırmızısı var. Mavisi var, saks mavi gibi. Şöyle bir şey var. Bu teddy şapkalardan. Onların renkleri de var bakın. Bu sandalyelerden burada da var. Renk renk var. Krem rengi, kırmızısı falan. Bunlarda fiyat yazıyor mu? Bakayım yazmıyor. Bunlarda hiçbirinde fiyat yazmıyor. Niye yazmamıştır üzerine? Şu Van Gogh galiba. Stilize Van Gogh. Bu da Dali olsa gerek. Salvador Dali. Şunların fiyatları nedir acaba? Siz bak, 80. Şey, ressam bereler ne kadar? Bunlar da 80'miş. Bir de şu şey, çantalar ne kadar? 250'ymiş arkadaşlar şunlar. 250 TL. Başka soracağım bir şey var mıydı burada? Şu şey, deri kepler ne kadar şu deri? 280. 180. 180'miş burada. Ona göre. Şurada kapatayım arkadaşlar. Aşağıda tekrar açacağım.